Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerinize olsun. Ramazan-ı Şerif hayırlı, mübarek olsun inşallahu teala. Hem sizlere, hem memleketimize, hem de bütün İslam alemine, insanlık alemine hayırlara vesile olsun inşallahu teala. Şu sıkıntılı günlerimizde, deprem, sel gibi afet olan günlerimizde Rabbimizin rahmeti için dua edelim. İnşallah Rabbim rahmetiyle bizlere muamele eder ve bu sıkıntıları bütün ümmeti Muhammed'den, memleketimizden giderir inşallahu teala. Rabbimize geçen yıl Ramazan'ın son günlerinde şöyle dua etmiştik. Ya Rabbi, bizler şu Sultan ay, Kur'an ay, oruç ayı, Ramazan ayına doyamadık. İbadetine doyamadık, mukabelesine, orucuna, iftarına, sahuruna, yardımlaşmasına, güzelliklerine doyamadık ya Rabbi. Şu mübarek ayın feyzine tekrar gelecek yıl bizleri ulaştır diye dua ettik. Hamdolsun Rabbim dualarımızı kabul eyledi. Bizleri yine bu Sultan aya, Kur'an ayına ulaştırdı. Hani Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ya, Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Huden linnâsi ve beyinâtin minel huda vel furkân. Ramazan ayı öyle bir aydır ki o ayda hidayet rehberi olan, iyiyi kötüden ayıran, Rabbimizin rızasının yollarının gösterildiği Kur'an-ı Kerim nazil olmuştur. Bu ay Kur'an ayıdır. Bu ayın sultanlığı o Kur'an'dan dolayı gelmektedir. Hani Kur'an-ı Kerim nereye gelmişse orayı değerlendirmiştir. Kur'an-ı Kerim'in nüzuluna sebep olan Cebrail aleyhissalatu vesselam meleklerin sultanı olmuştur. Kur'an-ı Kerim kendisine nazil buyurulan Peygamberimiz Hatem-ül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin sultanı, şahı olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in ildiği ay, Ramazan ayı ayların sultanı olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in indiği gece Leyletül Kadri hayrun min elfi şehr buyurulan, bin aydan daha hayırlı olan Kur'an gecesi Kadir gecesi olmuştur. O gecede Rabbimin rahmeti oluk oluk akar ve yapılan her ibadet 30 bin kat sevap olur. Bin aydan daha hayırlı denir. Allah diyen bir kimse 30 bin defa Allah demiş gibi sevaba nail olur. Ve Rabbimin rahmeti, selamı sabaha kadar devam eder. Onun için Kur'an ayında yapacağımız en güzel şey Kur'an'a sarılmak ve Kur'an'la aramızdaki ilişkimizi tekrar gözden geçirmek ve o bağı kuvvetlendirmek ve Kur'an'ın emrettiği müminlerden olmaya çalışmamız gerekir. Bu ay, Ramazan ayı. Şair ne diyor? Müjde, müminler size ihsan-ı rahmettir gelen. Şanına tazim için bu mah-ı gufrandır gelen. Ondadır feyzi hidayet, ondadır affı kerem. Kadrini bil, mevsimi inzalı Kur'an'dır gelen. İşte bu gelen Kur'an ayıdır. Bu gelen rahmet ayıdır. Bu gelen oruç ayıdır. Rabbim inşallahu teala bu ayı Kur'an'la, oruçla, ibadetle geçirerek inşallahu teala sonunda tertemiz arınan kullarından eylesin. Hani son kandilimizi hatırlayın.
berat kandilimizde. Rabbimize dua ettik. Rabbimiz bize merhametinden dolayı o kandil lütfeyledi. Kullarım Ramazan'a tertemiz girsinler de Ramazan'ın feyzinden bir kat daha faydalansınlar. Beraat günü inşallah ibadet ettik ve beraatimizi elimize almış vaziyette şimdi tertemiz Ramazan'a giriyoruz. Rabbim bu Ramazan'ı bizlere bereketli etsin. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonunda cehennemden azat olan bu Ramazan-ı Şerif'in ilk 10 gününde rahmete ulaşan, ortasında mağfirete, affa ulaşan, sonunda da cehennemden azat olup Rabbimin rızasına ulaşan kullarından eylesin inşallahu teala. Rabbim ondan dolayı peygamberimizin lisanıyla buyurmuyorlar mı? Men sâme Ramazâne îmânen ve ihtisâben gufre lehu mâ tekaddeme min zenbih. Her kim ki bu Ramazan'ı Rabbinden mükafatını bekleyerek oruçlu geçirir, ihya etmeye çalışırsa geçmiş günahlarından tamamen arınır. Zaten Ramazan'ın manası nedir? Ramazan o şiddetli bir yağmurla yeryüzünün tertemiz olması manasına gelir. İşte Ramazan da Kur'an ayıdır. Kur'an ayında da inşallahu teala oruç tutan, ibadet eden, Rabbine yönelen herkes de tertemiz arınacaktır inşallahu teala. Bu ayda ne yapacağız? Bu ayda nasıl hareket edelim ki azami derecede faydalanalım? Bunu Kur'an-ı Kerim'in kendisinden nazil olan Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'den öğreniyoruz. Selman radıyallahu anh rivayet ediyor. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayının son günlerinde Ramazan'a girerken ashabına toplayarak hitap etti. Ramazan'ın faziletleri hakkında şöyle anlattı. Ey insanlar! Yüce ve mübarek bir ayın gölgesi üzerinize bastı. Gölgelendirmeye başladı. Yücedir, Kur'an ayıdır. Mübarektir, oruç ayıdır. O ayda bir gece vardır ki bin de aydan hayırlıdır. O da Kadir gecesidir. Sakın ha ondan gafil olmayın. Hedef odur. Allah o ayda oruç tutmayı farz kıldı. Ayet-i Kerim'de Allah-u Teala öyle buyuruyor. Femen şehide minkümü şehra felyasum. Her kim ki o aya ulaşırsa, yani Ramazan'ın hilali göründüğü anda ilk günden itibaren oruç farz kılınır. Farz olur artık. O akıllı, bali, Müslüman olan kimselere, hastalıktan tabi mazeretten ari olanlara hemen oruç farz olur. İnşallah Ramazan'ı o oruçla geçirmeye çalışalım. Çok ciddi bir rahatsızlığımız yoksa bu Ramazan'da oruç tutmaya çalışalım. Ramazan'ın bir gün orucu bir yıl oruç tutmaktan daha faziletlidir. Ve Allah katında çok yüce bir sevap vardır. Rabbin razı olur. Çünkü diyor her ibadet ayrıdır. Onun sevabı takdir edilmiştir. 1'e 10, 1'e 700 misline kadar. Fakat onun sevabı takdir edilmemiştir. Allah-u Teala buyurur ki oruç benim içindir. فَاِنَّهُ لِي وَاَنَا اُجْزَيْبِهِ O benim için mükafatını ben vereceğim. Mükafatını kendine almıştır. Çünkü kulum der, yemesini, içmesini, şehvetini, bütün arzularını benim için terk etti der. Ondan dolayı Allah için yapılan bir ibadettir. Kibir yoktur ve gösteriş de yoktur. Diğer ibadetlerde olabilir diyor ama oruçta asla olmaz. Çünkü oruç tutan kimse insanlara oruçluyum deyip de arka tarafta kimsenin olmadığı yerde yiyebilir. Onun için tutuyorum diyorsa gerçekten o oruç tutuyordur. Onda kibir olmaz. Onda gösteriş olmaz buyuruyor. Ondan dolayı Allah-u Teala oruç benim içindir.
mükafatını ben vereceğim diyor. Mahşerde kul Rabbin huzuruna gelir. Zerre kadar hayrı, zerre kadar şerri tartılır. Ve o tartıda olabilir ki bir ihtimal kulun günahları ağır gelirse Allahu Teala işte o Ramazan orucunu öyle bir koyar ki onun sevabı ağır gelir ve Rabbim onu cennete doğru yönlendirir. Ve cennetin 8 kapısı vardır malum. Birisi de oruçlular kapısıdır. Sıyam kapısıdır. İnşallah o oruçluların kapısından hep beraber cennete girmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin inşallahü teala. Yine geceleyin peygamberimiz buyuruyor ki geceleyin ibadet yapmayı yani teravih kılmayı nafile kıldı. Sakın ha Ramazan'da teravihlerimizi mümkün olduğu kadar kılalım. Hatta Ramazan'da 5 vakitte bir de camide kılmaya çalışalım. Belki daha önce yapamamış olabiliriz. Namazlarımızda bir miktar ihmalkarlık yapmış olabiliriz. Gelin bu Ramazan Rabbimizle tekrar aramızdaki bağımızı gözden geçirelim. Kur'an ile bağımızı bir gözden geçirelim. Ramazan ile bağımızı bir tekrar gözden geçirelim. İyi bir mümin miyiz? İyi bir kul muyuz? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iyi bir ümmet miyiz? Bunu bir gözden geçirelim. Kur'anlar okuyalım. Hatimler yapalım. Mukabelelere gidelim. Ve Kur'an'ı anlamaya çalışalım. Mealini, tefsirini okumaya çalışalım. Ve Kur'an'a göre yaşamaya çalışalım. Kur'an hayat rehberidir. Yaşamak için inmiştir. Onu yaşayan Rabbinin rızasına ulaşır. Peygamberimiz Aleyhisselam için öyle demiyor muydu annemiz? Siz Kur'an okumuyor musunuz? Peygamberimizin ahlakını, hayatını soran kimseye böyle cevap vermişti. Onun hayatı Kur'an'dı işte. Gelin o Kur'an'ı hayatımıza nakşetmeye çalışalım. Teravihleri ihmal etmeyelim. Ve yine o ayda bir hayır işleyen kimse diğer aylarda bir farz işlemiş gibi olur buyuruyorlar. Yani sevaplar katlanarak verilir bu ayda. O ayda bir farz işleyen ise diğer aylarda 70 farz işlemiş gibi sevap alırlar. Ondan dolayı hani buyuruyor mu? Bu ayda yapılan bir sevap, bir Allah demek Ramazan'da 1000 kat, Kadir gecesinde 30 bin kat sevap vardır buyuruyor. Onun için sevap hanemizi, kefemizi doldurmak için bir fırsattır. O fırsatı değerlendirelim. Bu ay sabır ayıdır. Sabrın karşılığı da cennettir. Çünkü insan nefsini yenmenin en güzel yolu sabırdır. Oruç da sabrı arttırır. Rabbim sabredenlere mükafatlarını sınırsız olarak vereceğini buyuruyor. Rabbim bizlere sabır versin inşallahü teala. Zaman ne olursa olsun, insanlar ne kadar gafil olursa olsun sabredenler kurtulacaktır. Rabbim bizi sabredenlerden eylesin inşallahü teala. Yine devam ediyor. O ay yardımlaşma ayıdır. Bu ayda fitre vardır, zekat vardır, iftarlar vardır. Soframızda olan şeyden mümin kardeşlerimize verme ayı vardır. Açlığı bütün azalarına kadar hissedip aç olanlara da ikram vardır. Bu yıl depremzedelerimiz de var, memleketimizde de var, her ile geldiler. Onlardan ihtiyaç olanlar da gerçekten var. Gelin o kardeşlerimizi de unutmayalım, yardım edelim, soframıza davet edelim inşallahü teala. Yine Efendimiz devam ediyor. O ayda müminin rızkı bollaştırılır, bereket olur. O ayda kim bir oruçluya iftar ettirirse bu günahlarının bağışlanmasına, cehennemden kurtulmasına sebep olur. Aynı zamanda da oruçlunun sevabı kadar sevap verilir. O oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksiltilmez. Ashab-ı kiram sorar, ya Resulallah, hepimiz oruçluyu iftar ettirecek bir şey bulamıyoruz deyince, Efendimiz Aleyhisselam, Allah bu sevabı oruçluyu kuru bir hurma ile veya bir damla su ile ya da bir yudum süt karşılığı iftar ettirirse yine verir buyuruyorlar. Yani niyetinde
iftar ettirmektir. Gelin o kardeşlerimize iftar içinde ikramda bulunmaya çalışalım. Etrafımızdaki muhtaç kardeşlerimize bir tas çorba verelim. Bizim geleneğimizde zaten yok mudur bu? Çorbanın suyunu biraz fazla kat da komşuya da ikram et demişlerdir. O öyle bir aydır ki evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem ateşinden kurtuluştur. Rabbim bizleri bu ayın hürmetine cehennem azap ateşinden kurtardığı kullarından eylesin inşallahü teala. O ayda köle ve hizmetçilerin yükünü hafleden kimseyi Allah bağışlar ve cehennem ateşinden kurtarır buyurur. Ramazan ayında şu dört şeyi çokça yapın buyuruyor Efendimiz. Bunlardan ikisini yapmakla Rabbinizi razı edersiniz. Diğer ikisini zaten yapmakta müstahni olamazsınız. Mecburen yapacaksınız. Rabbinizi razı edeceğiniz iki haset diye onları saymaya başlıyor. Zaten bütün gayemiz Rabbimizi razı etmek değil mi? Onlardan biri nedir? Allah'tan başka hiçbir ilaç olmadığına şehadet etmektir. Şehadet etmek. Yani imanını kaykırmak. Lisanıyla, kalbiyle, kalıbıyla, bütün bedeniyle, azalarıyla, yaşantısıyla Rabbine kulluğunu kaykırmak. Allah bir demek. Orucunu tutmak şehadettir. Namazını kılmak şehadettir. Yardımlaşmak şehadettir. Haramdan kaçmak şehadettir. Allah'ın her an kendisini gördüğünü bilerek yaşamak şehadettir. Rabbim göre göre ben nasıl hata işlerim demek ihsandır, şehadettir. Ve her an zikr üzere olmak ne güzeldir. Diğeri Allah'ı anıp istiğfar etmek. Rabbul Alemin'in en çok hoşuna gittiği ibadet ne biliyor musunuz? Kulun günahından sonra, hatasından sonra tevbe edip Rabbinden af dilemesidir. Rabbim der ki, kulum kulluğunu bildi. Kulum hatasını bildi. Kulum hatasını bağışlayacak olan Rabbini de bildi. Kulum bağışlanmıştır. İsteği de yerine getirilmiştir der. Onun için bu Ramazan'da bol bol tevbe istiğfar ederim inşallahü teala. Sahurda, hele hele iftarda, iftar anında yapılan dualar kabul olur buyuruyor zaten. Gelin bu iftar anında Rabbimizden bağışlanma dileyelim. Tekrar yeniden Rabbim, sana kulluğumuzu arz ediyoruz, sana iyi bir kul olmak istiyoruz, bu konuda bana yardım et diye dua edelim. Çünkü iftar anında iki sevinç vardır. Birisi orucunu bitirmenin sevinci, diğeri de inşallah orucun mükafatıyla Rabbine kavuştuğu anki sevinç, o anda Rabbimin vereceği mükafat sevinç ve o anda da dualar kabul olunur. Müstahni olmadığınız iki hasrete gelince, bir, Allah'tan cenneti istersiniz diyor. Bizler dünya sürgünüyüz. Cennetten geldik değil mi? O cennetin lezzetini biliyoruz. İşte tekrar o cennetin lezzetini tatmak için sabırsızlanıyoruz. İnşallah asıl vatanımıza, asıl memleketimize, Rabbimizin rızasına, Peygamberimizin huzuruna inşallah cennete gideceğiz. İşte burada Ramazan'ı bilen, orucunu bilen, kulluğunu bilen, günahtan kaçınan, hatasını bilen kullar. İnşallah orada ümmeti Muhammed'le beraber, hep beraber, ailemizle, sevdiklerimizle beraber cennette buluşacağız inşallahü teala. Ama onun için gereğini gelin yapalım. Bugüne kadar yanlış yapmışsak bile bu Ramazan'da tekrar tövbe istiğfar ederek Rabbimize yönelmeye çalışalım. İkincisi de cehennemden azat. Rabbine sığınmak. Rabbim bizleri o cehennem azabından muhafaza ile ya Rabbi. Peygamberimiz Aleyhisselam sürekli dua etti. Sabahlara kadar
ayakları şişinceye kadar namaz kıldı ve secdede hıçkıra hıçkıra ağlayarak "Ya Rabbi ümmetimi bağışla, onlar ne yaptığını bilmiyor" dedi. "Onları cehennemden azat et Ya Rabbi" dedi. Oranın çok şiddetli olduğunu biliyordu. Onun için Efendimizin duasına amin diyelim. Amellerimizle, sözlerimizle, ibadetlerimizle ona karşı ümmetliğimizi arz ederek, onun gibi yaşayarak dualarına amin diyelim inşallah. Rabbim cümlemizi cehennemden azat eylediği kullarından eylesin inşallah. Efendimiz sonunda diyor ki, kim bir oruçluya su verirse, Allah da ona havuzundan öyle bir şerbet verir ki, artık cennete girinceye kadar o mahşer gününde hiç susamaz. Rabbim inşallahu teala mahşer gününde susamayanlara inesin. Çünkü bu dünyada oruç tutanlar mahşerde de susamayacaktır. Hani ayet-i kerimede diyor ya, "Kulû veşşebû heniyen bimâ esseftüm min eyyâmil hâliye." Dünyadayken hani orada oruç tuttunuz, aç kaldınız ya, o aç kaldığınız günler için gelin burada, cennette artık yiyin, için, rahatla, huzurla, ailenizle, sevdiklerinizle, ümmeti Muhammed'le, hasret gittiğimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la cennet hayatına buyurun. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Rab'den, Rabbinizden bir selam vardır. Ebediyen burada selamette kalın sözüne muhatap olanlardan iletsin. İnşallah Teala Ramazanınız mübarek olsun.